Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında başımıza gelen ilginç bir olayı paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde e-ticaret gayet yaygınlaşmış durumda. Ve bu e-ticarette bazı sürprizler de olmuyor değil. Geçmiş dönemde biliyorsunuz Amazon olsun, Trendyol olsun, hepsi burada olsun. Yani dev isimlerin böyle çok ilginç kampanya demeyeyim de artık hata mıdır nedir ben de tam olarak bilmiyorum. Ama oldukça düşük fiyatlara değişik envanterleri sattığını görmüştük. Örneğin hepsi burada zamanında ben hatırlıyorum. 1 Türk lirasına laptop satmıştı. Tabii ki bunları göndermedi. Yani alabilen var mı bilmiyorum. Ben örneğin o zaman satın almıştım o dönemde ama tabii ki bana da gelmemişti. Satış iptal edilmişti. Yine Trendyol çok ucuza akıllı telefon satmıştı diye hatırlıyorum. O noktada ben yetişememiştim mesela ama alanlara geldi mi gelmedi mi onu tam olarak bilmiyorum. Ama arkadaşlar son günlerde bir ilginç satışa daha şahit olduk. Hepsi burada yine baş aktörümüz. 180 Türk lirasına monitör sattı arkadaşlar. Evet 180 Türk lirasına monitör sattı. Bu fiyat kısa bir süre için geçerliydi. Daha doğrusu benim bir arkadaşım iki monitör satın aldı. Onu da bir arkadaşı yine aynı gün teslimde bir monitör satın almış. Ve daha sonrasında monitörün fiyatı güncellenerek şu anda bakıyorum arkadaşlar mesela 3879 Türk lirasına çıkmış. Bu arada monitörde Casper Excalibur M238 Full HD G23.8 inçlik bir monitör arkadaşlar. 200 Hz 1 milisaniye 300 nits parlaklık curved ekran yani biliyorsunuz şöyle. Onun haricinde bakayım başka bir özelliği var mı? Yok tamam böyle güzel bir monitör. Bu monitör hali hazırda dediğim gibi hepsi burada da 3879 Türk lirası ama arkadaşlar ilginç bir şekilde bu monitör 180 Türk lirasına satıldı ve alan bir arkadaşımıza da kargosu gelmiş durumda. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten alış fiyatını vesaire. Gördüğünüz gibi 187 Türk lirasına almış bu monitörü ve monitör kendisine teslim edilmiş. Başka bir arkadaşım da 2 adet aldı bu monitörden. Halihazırda daha monitör teslim edilmiş değil kargoda diye gösteriyor. Biz bu videoyu çektiğimiz zaman ona teslim edilir mi edilmez mi bilmiyoruz. Çünkü bu tarz satın alımlarda karşı taraf satışı iptal edebiliyor ve kargoyu geri çekebiliyor. Ki zamanında bunu da gördük. Kargoya çıkmış bir ürün kargodan geri çekilmişti yine böyle bir durumda. Elbette burada acaba bir hata mı vardı yoksa hani bir kampanyayla 180 Türk lirasına monitör mü sattılar? Onu bilemiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir açıklama da gelmiş değil. Hepsi burada tarafından. Yani bu bir hataydı vesaire diye bir açıklama da gelmedi. Ama dediğim gibi kısa süre sonra monitörün fiyatı güncellenerek 3800 Türk lirasına falan çıkarıldı. Bu noktada düşününce hani kampanya olsa da 3800 liradan acaba 180 liraya düşer mi diye düşünüyoruz. Açıkçası pek de mantıklı gelmiyor bize. Ama bu tarz hatalar zaman zaman olabiliyor. Bu tarz hatalar mı diyelim artık? Bizler için fırsat mı oluyor? Ne diyelim bilmiyorum ama bu şekilde e-ticaret sitelerinden çok 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 ucuza ürünler almak mümkün olabiliyor. Dediğim gibi daha önce arkadaşlar 1 liraya laptop satılmıştı. Kısa sürede binlerce kişi alınca hatta bazı kişiler 100 adet, 150 adet sipariş edince doğal olarak bu durum karşı tarafında dikkatinden kaçmıyor. Yani belki biraz herkes ne bileyim belki dikkat edilmez hani yollanır kargo çıkar ama bir anda 150 adet birden alınınca stoklar anında eriyince insan ister istemez ya ne oldu da bu laptop bu kadar sattı diye bakarsın ve doğal olarak orada bir fiyat yanlışlığı vesaire varsa görürsün bunu farkına varırsın ve düzeltesin ki o zaman o dönemde öyle olmuştu. Monitörde öyle mi oldu bilmiyorum ama dediğim gibi kısa bir sürede fiyat düzeltildi. Lakin 180 liraya alanlara bazılarına bu monitör gitti. Aynı şehirde olanlar özellikle. Mesela arkadaşım İstanbul'daydı. Aynı gün teslim seçeneğiyle aldığı için direkt olarak monitör evine kadar gitti. Ama başka bir şehirde olan arkadaşım henüz daha bu monitörü alamadı. Daha kargoda diye gözüküyor. Kargoya verilecek diye gözüküyor daha doğrusu. O alacak mı alamayacak mı? Bu video yayınlandığında muhtemelen yazı kısmında onun da alıp alamadığını sizlerle paylaşacağım. O yüzden yazı kısmına da bir bakın. Almış ya da almamış diye yorumlarda bulunurum. Tabii ki burada şunu da diyebilirsiniz. Ya bu monitör muhtemelen hani 180 lira değildi. Acaba bu dini açıdan hani İslami kurallara göre haram olur mu olmaz mı? Ama öbür taraftan baktığımız zaman 180 liraya satılıyor. Sonuçta sonu görüyorsunuz alıyorsunuz. Karşı tarafta bunu yolluyor size. Hani İslami açıdan bir
terslik burada görünmüyor dürüst olmak gerekirse. Tabii burada da sizin de yorumlarınızı merak ediyoruz. Böyle fırsat sizin önünüze gelse alır mıydınız? Yoksa satıcıya bir mesaj atarak durumu mu bildirirdiniz? Direkt görmezden mi gelirdiniz? Ya bu haramdır falan diye almaz mıydınız? Burada sizin yorumlarınızı da merak ediyoruz ama içten yorumlar olsun. Yani şimdi ya tabii haram. Hani böyle değil. Gerçekten o fırsat önünüze gelseydi alır mıydınız? Almaz mıydınız? Bunu bizlerle yorumlarda paylaşırsanız gerçekten güzel olur bizler için de. Bu arada şunu belirtelim arkadaşlar. E-ticaret sitelerine sık sık giriyorsanız vesaire düşük fiyatlı aramalar yapın. Mesela 200 lira altı ürünler gibi. 200 lira altı ürünleri arattığınız zaman arkadaşlar sağ tarafta ya da siteye göre sol tarafta bir kategori kısmı oluyor. Bu kategori kısmından 200 liranın üzerinde fiyat etiketine sahip olmasını beklediğiniz ürünleri daraltabiliyorsunuz. Örneğin 200 lira altı ürünleri arattınız ya da 500 lira altı ürünleri arattınız fark etmez. Sol üstüne bir baktınız bir laptop var. Muhtemelen bunun fiyatı yanlış girilmiş olabilir ya da o an kampanyada olabilir. İşte bu sizin için bir fırsat arkadaşlar. Orada bu fırsatı değerlendirip o laptopu satın alabilirsiniz. Eğer bir hata varsa ürün geri çekilirse zaten paranız iade ediliyor. Kaybedecek bir şeyiniz yok yani. Kalkıp da size hepsi burada olsun, Trendyol olsun, ne bileyim Amazon olsun kalkıp da size paket içerisinde salatalık göndermiyor yani. Dolayısıyla bu noktada kaybedecek bir şeyiniz yok. O yüzden bu tarz aramaları zaman zaman yapabilirsiniz. Belki bir gün sizin de karşınıza böyle bir fırsat çıkar arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Acaba hani hukuki olarak bir durum söz konusu olur mu? Hayır, çünkü adınıza fatura kesiliyor. Dolayısıyla fatura kesildiği için kalkıp da yarın bir gün ürünün sizden geri alınması gibi bir durum tabii ki söz konusu olamaz. Şu aklınıza gelebilir. Ya ben bu ürünü almışım. Göndermek zorundalar mı? Hayır, göndermek zorunda değiller. Pekala, çeşitli nedenlerden ötürü sipariş iptali yapabiliyorlar arkadaşlar. Burada da yine sizin hukuki bir şeyiniz yok. Yani ben bu ürünü aldım. Sen bana bu ürünü satın aldığım için yollamak zorundasın gibi bir durum söz konusu da değil. Adam en basitinden stok kalmadı der. Size ürünü yollamaz. Bu kadar basit bir durum arkadaşlar. Evet. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere de. Hoşçakalın.